maalesef çok sayıda şehit verdik. Şimdi şehitlerin yanında gaziler var. Gazilerin el ve ayaklarını kaybettikten sonra sürekli bir ağrı, amputasyon ağrısı dediğimiz ağrılar. Sonra hastalığı nedeniyle ağrılar. Birçok ağrı var. Bütün bu ağrılarla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Neyle ilgili? Bunu şu gördüğünüz biber. İki tür acı biber var. Bu büyük Capsicum annuum. Sebzesi efendim çeşitli yemeklere katılan bildiğimiz kırmızı biber. Bir de Capsicum fructensis dediğimiz tıbbi biber var. Kırmızı biber. Bununla bunun arasında bir az biraz fark var. Nedir? Kapsaisin denen etken madde tıbbi biberde daha çok. Bu nedenle tıbbi maksatla bu gördüğünüz tıbbi kırmızı acı biberin kremi yapılır, hapı yapılır, damlası, drajyesi yapılır. Dünyada bugüne kadar en çok klinik araştırması yapılan bitkilerden biri de bu tıbbi acı biber. 6000 klinik araştırması yapılmış. Ha, son 10 yılda yapılanlar hariç. Onları da sayarsak bilmiyorum ne kadar. 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Araştıramadık tabii araştırma. O da bir araştırma konusu. Bu araştırmalar sonucunda zona hastalığı nedeniyle ortaya çıkan ağrılar, romatizma nedeniyle ortaya çıkan ağrılar, bayanlarda göğüs ameliyatı, göğsünü aldırıyor tabii. Orada sinir uçları sürekli bir ağrı yapıyor. Amputasyon nedeniyle elini kolunu ayağını kaybedenlerde sürekli bir ağrı oluyor. Her türlü ağrı aklınıza gelen. Her türlü ağrıya karşı birçok klinik araştırma yapılmış. Mesela romatizma ve kemik erimesi ve eklem iltihaplanması nedeniyle ortaya çıkan ağrılar olan hastalar üzerinde 314 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar iyileşmiştir. Bir. İki. Uçuk nedeniyle ortaya çıkan ağrılar. Bazı yani genital bölge değil bu. Ağız ve civarında herpes labiales dediğimiz virüsün sebebi olmuş olduğu ağrılar. İki. Herpes zoster dediğimiz zona hastalığına sebep olmuş. Gece yanı da denir. Sırtta, omuzda böyle haşlanmış gibi kızarıklar olur. Bu ağrılara karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Diyabet, şeker hastalarında sinirlerin etrafındaki kılıfın, miyelin denen bir tabaka var. Bu tabakanın şeker hastalarında zamanla erir, incelir. Telefon kablosu gibi, kablo nasıl ki zamanla yıpranır. Bu sinirlerin etrafındaki hücre yıprandıkça ağrılar olur. Herpes zosta. Efendim, bu tür rahatsız olanlar tedavi edilmiş. Avustralya'da Profesör Doktor John Prescott yapmış olduğu araştırmalarda tıbbi acı nanenin, acı biberin endorfin dediğimiz mutluluk hormonunun salgılanmasını artırdığı belgelemiştir. Kişi mutlu, neşeli, huzurlu oluyor. Acı yerse mutlu, tatlı yerse asık suratlı oluyor. Neden? Bu bilimsel açıklama mı efendim? Tabii tabii. Bu Profesör Doktor Avustralyalı John Prescott. Ben mesela 29 yıl Almanya'da kaldım. Orada gördüğüm Çinli, Taylandlı, Tayvanlı, Kamboçyalı, Laoslu, Güneydoğu, Asyalı insanlar doğduğu anda anneleri, babaları doğan bebeğin ağzına biber sürerler. Böyle acı biber sürerler alışsın diye. Doğduğu an. Finlandiya'da yeni doğan çocukları buz gibi suyun içine daldırırlar ki soğuğa alışsın diye. Her ülke kendi yaşamış olduğu kültüre göre doğduğu an çocukları alıştırırlar. Bizde de yanlış yapılıyor. Ne yapılıyor? Yeni doğan bebeklerin ağzına lokum sürülüyor. Çok yanlış yapılıyor. Evet. Çok ayrı bir araştırmada Japon ilim adamları bunun birleşimindeki kapsaisin denen etken maddenin aspirinden daha etkili olduğunu, kan sulandırıcı özelliğinin olduğunu ve yan etkisinin olmadığını belgelediler. Yan etkisi yok. Hiçbir yan aspirin etkisi gibi. Yok. Evet. Aspirin. Benim mesela bir tanıdığım Almanya'da zat-ı muhterem, çok efendi, kibar bir beyefendi.
Bir gün baktım çok gergin. Dedim ne var, ne oldu, bir problem mi var? Niye gerginsin? Ya hiç sorma, dün başım ağrıdı, iki aspirin attım, hala kendime gelemedim, sersem gibiyim. Dedim belki bu aspirinden dolayı sen kanama geçiriyorsun. Halsiz, dermansız, yorgun kalmış vaziyette ve de çok gergin. Hemen acil doktora gittim. Dedi ki ya ben de demir hap alıyordum, ondan dolayı zannettim. Defacete de koyu geliyor. Acaba demir hapından mı diye şüpheleniyor. Hı hı. Doğru olabilir, doktora gideyim. Doktora gidiyor, doktor diyor ki yarım saat daha gelmezsen gidebilirdin. O derece bir riskler kurtardınız kanamaz. Yani. Aspirinin birçok yan etkisi var. Çünkü doğal değil. Söğütün kabuğundan elde edilse doğal, problem yok. Söğütün kabuğundaki zaligenin parçalanarak asetil salisilik asite dönüşmesi 6 ila 24 saat alıyor. Yavaş yavaş yavaş, bu da herhangi bir yan etkisi olmuyor. Romatizmeye karşı çok etkili söğütün kabuğu. Fakat sentetik olursa hemen etki yapar ama mideye zarar, böbreklere zarar vesaire vesaire. Yan tesiri çok büyük. Bir yeri tamir ederken diğer tarafları bozuyor anladığım tamir etmiyor aslında aspirin. Tamir anlık etmiyor. Sadece uyuşturuyor, uyuşturuyor. Evet. Evet, benim bir tanıdığım 12 parmak bağırsağında ülser oluşmuş. Doktoru demiş ameliyat. O da narkozdan korkuyor. Dedi ki bana ameliyat olmak istemiyorum. Neden? Korkuyorum. Ölüm korkusu sarıyor. Panik atak. Haliyle. Ben girersem bir daha kalkamam diyor. Korkuyorum. Çoluğum var, çocuğum var. Ölürüm diye korkuyorum. Ameliyata girmek istemiyorum. Problem değil. Ne var? Tıbbi acı biber. Dedim bunun sosu var. Ekmeğine sür, tereyağı gibi her gün ye. Yok ya, olur mu? Olur tabii, olur. Niye olmaz? Tereyağı gibi sür, her gün ye. Acı biber sosu. Salça, acı biber salçası gibi salça. Aa, bu 6 hafta böyle yaptıktan sonra doktoruna gidiyor. Aa, doktor diyor ki hiçbir şey yok. Niye geldin ki? Güle güle gidebilirsin. Yani bazıları diyor ki mideye zarar verir. Gastrite zarar verir. Şöyle mesela hiç aslı yok. Tam tersine. İyileştirici özelliğe sahip. Mikropları öldürücü. Ben demiyorum bunu. Bu kitapta 6000 klinik araştırmasından bahsediliyor. Belge var, bilgi var. Laf yok. Evet. Yani her türlü ağrıya karşı acı biber. 10 numara. Acı biberi şiddetle tavsiye ediyoruz diyebiliriz o zaman evet, izleyicilerimize. Bol bol tüketelim. De. Bol bol tüketelim ve efendim. Ve neşele. Normalde mutlu, ben huzurlu. Çikolata yenildiği zaman mutlu olduğunu insanların evet, biliyordum. Çikolatanın ama da bu özelliği var. Tam tersi da, bir bilgi. Endorfin de, o da endorfin salgılanmasını tetikler. Hı hı. Ama eski olan ve tatlı olan şey, diğer şeyler, mesela şeker iyi değildi. Negatif. Suratın asılmasına sebep olur. Çok enteresan bilgiler veriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz.